Geçenlerde Jazz Stop'ta çok eski bir dosta rastladım. Ve rock müziğinin barıştırıcılığına bir kere daha inandım. Çok kötü ayrılmıştık, yine iyi dost olduk. Evet, ben bilirsiniz, daha doğrusu bilmezsiniz. Rock gruplarının zeki, çevik ve aynı zamanda genç kızlardan oluşanlarını severim. Seyredin de hak vermeyin bakalım. Rock müziğinde Türkiye'de iyi yapan gruplar var. Bunun da farkındayım. Yani Türkiye için soruyorsunuz herhalde, değil mi? Rock müzik dinliyor musunuz? Kim efendim? Wallbox isminde bir grup var. Hiç dinlediniz mi ya, biliyor musunuz? Dinlemedim. Bu grup bayanlardan oluşuyor. Ne diyeceğiz? Ha, biliyorum. Onu dinleyemedim. Özür dilerim. Wallbox. Sen Wallbox'u duydun mu Doğan? Tan Doğan. Wallbox grubu hanımlardan rock müziği duydun mu? Gerçekten bu işi çok seviyoruz. Müziği çok seviyoruz. Birbirimizi de çok seviyoruz. Dolayısıyla beraber müzik yapmayı her şeyden daha çok seviyoruz. Bu akşam buradaki yoğunluğu biraz erkek yoğunluğu vardı burada. Yani daha çok erkekler vardı etrafta. Genelde daha çok erkek geldiği söylenir. Biz burada yeni çalışmaya başladık. Bunun bizimle pek ilgisi olduğunu zannetmiyorum o yüzden. Bayanların oluşturması herhalde özellikle ticari açıdan ilginç olsa gerek. Çoğunluk zaten erkekler çıkıyor ama çıkan erkeklerin, dışarı çıkan erkeklerin ne düşündüğü daha önemli. Yani ne hakikaten müzik dinlemek için mi çıkıyorlar yoksa seyretmek için mi? Bence müzik dinlemek için çıkıyorlar. Davulcu olmak nasıl bir şey? Çok güzel. Ya erkeklerin sırf bu işi yapmadığını göstermek istiyorum. Ben davulcuyum, kız davulcu değilim. Yalnızca rock davulcusuyum. Gel, tabii muhakkak böyle bir şey var da kuvvet de gerekiyor ya. Wallbox isimli bayanlardan oluşan bir rock grubu var. Biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Sizce Türkiye'de bunlar ilk. Sizce başarabilirler mi? Bütün pop müzik icra eden genç nesil çok başarılı ve bunların da başaracağına inanıyorum. Her şeyden önce bir kaset yapmak istiyoruz. Biz bütün bu çalışmalarımız kaset için gerekli olan bir takım maddi, manevi her şeyi sağlamak için bazı aletlere ihtiyacımız vardı. Bu müzikle uğraşmak çok pahalı bir şey. Yani anne baba sağ olun çok yardımcı oluyorsunuz ama sadece onunla yetmiyor. Yani fazlaca para harcamak gerekiyor. Bunu sağlamak için de bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla şimdiki en büyük amacımız bir kaset yapmak ve bundan sonra da müziğe yoğun, sevdiğimiz ve insanların da hoşlanacağı biçimde devam edeceğiz.